8 yıldır gelenek. Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan. Her işimiz aşkla. Adana İstanbul arası 933 kilometre. Adana'ya 4 yılda 1916 kilometre içme suyu hattı yapıldı. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun. ASKİ Genel Müdürlüğü. Sesimizin ve görüntümüzün ulaştığı dünyanın en güzel izleyicileri, bir diğer ifadeyle Türkiye'nin sıcak sımsıcak insanları, insanı insana, insanla insanda, insanca anlatan Metro RTV televizyonu rengarenk programı başlıyor efendim. Efendim her zaman söylediğim gibi insan demek hiçbir değerin kendisiyle ifade edilemeyeceği bir yüceliktir. Bütün insanlar insan olmanın gerektirdiği bir sorumluluk altındadırlar. Bugün bizim pırıl pırıl bir güzel insanla, Allah'ana kadar bir Adanalıyla, psikolog doktor hanımefendiyle birlikte olmamızın bir tek sebebi var. O da insan ve insanlar olarak sorumluluğumuzun sorularını birbirimize sormak ve sordurmak, bu soru ve sorunlara hep birlikte harmanlama cevaplar aramak için buradayız. Daha önce de kendisini konuk almıştım. Bana göre öyle tek düze bir tip değil, sıra dışı bir insan Doktor Aygül Kılıç. Efendim performansıyla, bilgisiyle, birikimiyle, insani birikimleriyle, ilişkileriyle gönüllere yürüyen bir gönül doktoru. Hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsınız efendim? İyiyim, teşekkür ederim. Övgüler biraz aşırı abartılı mı oldu? Çok teşekkür ederim. Sizin enerjiniz çok yüksek zaten. Önceki programda da çok keyif almıştım. Davetiniz için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Yani memnun oldum. Bu programın farkı ayakta olması, o oturduğumuz yerde. Ama bu daha özgür. Kesinlikle, daha özgür. Kesinlikle. Özgürlüğümü seviyorum ben, özgürlüğü seviyorum. Siz de öylesiniz herhalde. Kesinlikle öyle. Yani şu an ortamın bir önemi yok. Burası da çok keyifliydi, orası da çok keyifliydi. Sizlerle olmak çok güzel zaten. Ben güzel program olacağını düşünüyorum. Güzel bir hafta diliyorum herkese de. Öbür programda Aygül, şimdi sen akşam yazmışsın, Brüksel'de mi? Neredeydin? Brüksel'de mi? Bir yerdeymişsin. Biz de bir program yapıyoruz arkadaşlarla efendim. Kral Konseyi radyoda. Ya senin konuğun Brüksel'de falan dediler. Ya dedim abi artık yani dünya küçük. Bir de baktım sen benden erken gelmiştin o zaman gerçekten. Dünya bu anlamda küçük. Peki bu güzel artist gibi hanımefendi kimdir diyor şimdi izleyicilerimiz. Bütün dünya izliyor bizi. Kimdir Doktor Aygül Kılıç? Tekrar. Tabii ki hemen tanıtayım. Ben Aygül Kılıç, Adanalıyım. Psikolog olarak görev yapıyorum. Adana'da Akruz Sağlığı Merkezi ve Özel Terapi Danışma Merkezi'nin kurucusuyum. Birçok kamu kurumlarında, özel kurumlarda hem proje danışmanlığı, psikologluğun yanı sıra hem de kurumsal danışmanlık hizmeti sunuyorum. Peki kadın olmanın bir de hemen onun yanına
tabip, doktor efendim olmanın artıları, eksileri ne? Bir hanımefendi, doktor, bir de psikolog gözüyle. Evet. Şimdi yaşadığınız topluma göre özellikle cinsiyetiniz tabii ki de, yani cinsiyet ayrımı var. Bazen bu pozitif bir ayrımcılık olabiliyor kadınlar üzerinde. Bazen negatif olabiliyor. Benim de karşılaştığım bir takım negatif durumlar tabii ki de var. Özellikle hani yetiştiğiniz kısma baktığımız zaman kültürel anlamda kadının biraz daha geride durması gerekiyor. Her zaman işte çok konuştuğunuzda ya da bir konuyla ilgili çok yorum yaptığınızda ya sivri dilli olabiliyorsunuz ya da bazı daha farklı bir hani anlamlar yükleyebiliyorlar. Bu yönde tabii ki negatif durumlarla karşı karşıya kalabiliyordum. Ama şöyle baktığımızda son zamanlarda özellikle Adana'da, hani Türkiye'deki bu şehirde, bizlere karşı da, özellikle kadınlara karşı da bizlerin önünün açıldığı, evet, pozitif bir ayrımcılık yapıldığı görülüyor. Haklarımız var. Bu haklarımızı artık savunabiliyoruz, kullanabiliyoruz. Kesinlikle. Bunun yanı sıra işte bazen negatif durumlarda kadının düşmanı bazı noktalarda düşman olabiliyor. Girdiğim kamu kurumlarında ya da özel sektörde yaptığım iş içerisinde ya da işte özel hayatımızdaki, sosyal hayatımızdaki bir takım arkadaşlıklarımızda sorunlarla ben de karşı karşıya kalabiliyorum. Ama üstesinden geliyor muyum? Tabii ki de biliyorum. Çünkü karşılaşabileceğim problemler belli. Bunları bildiğim için önlem alabiliyorum. Evet. Ha, o zaman bilmek burada kesinlikle çok önemli. Kesinlikle. Hayatta en hakiki mürşit ilimdir sözü. Evet. Çok anlamlı ve önemli. Peki bir paylaşımını gördüm. Kalmak mı zor? Gitmek mi zor? Hakikaten o yazını okudum bir defa. Mükemmel bir yazı. Evet. Gerçekten kalmak mı zor, gitmek mi? Ne demek istiyorsun? Açalım onu biraz. Tabii ki de. Şimdi bu tabii ki de kişiden kişiye göre değişim gösterebilecek. Ama bir orada kendinizi oraya bağlı hissediyorsanız ama gitmek zorundaysanız, durumlar, şartlar ya da o anki hani içerisinde bulunduğunuz bir takım sebeplerden dolayı gidecekseniz giden için çok zor. Çünkü tamamen bir eylem gerçekleştirecek. Evet. Tamamen durumu değiştirecek. Kalan için durum biraz daha burada kolay olabiliyor. Ama baktığınızda eğer kalan çok bağımlı ise, gidecek evet olan kişiye durumu değiştiremiyorsa ve buna cesareti yoksa beklemek zorunda kalacak. Bir belirli olmayacak ve bu sefer kalan için de durum çok zor olabilecek. Bu tamamen kişiye ve duruma göre değişim gösteriyor. Ama bana sorarsanız gitmek daha zor. Canım benim, evet. Kalmak mı zor, gitmek mi zor diye sordum. Gitmek mi dedin? Gitmek zor. Gitmek dedi. Ve yine onun Twitter paylaşımlarından bir muhteşem bir anekdot. Hayat bir yolculuktur. Mutlu olmadığınız duraklarda oyalanmayın, evet, diyorsun. Bunu da tuttum, bunu da açımlayalım, açalım. Ne demek istiyorsun? Hayat kesinlikle bir yolculuk, bunu her zaman söylüyorum. Çoğu eğitimlerimde de bu küçük hikayeyi anlatıyorum. Bir yola çıkıyorsunuz, bir araç var, bu araç sizin yaşamınız ve o aracın direksiyonunda siz varsınız. Sizden önce binmiş kişiler var, belki indiremeyeceğiniz, aileniz gibi. O yolculuğa o insanlarla başlıyorsunuz. Devam ettiğinizde bir takım insanlar da biniyor arabaya. Evet. Baktığınızda o yolculuğa devam ettiğinizde size olumsuzluk yaratabilecek, direksiyonun başında siz olduğunuz halde sağa git, sola git, dur kalk gibi sizin hayatınızı tamamen el alıp yönlendirebilecek ve olumsuzluk yaratacak insanları o durakta maalesef indirmeniz gerekiyor. Bunu da o yüzden paylaşmıştım. Bizim üzerimizde gerçekten olumsuzluk yaratabilecek, ailelerimizin dışında değiştiremediğimiz ve hayatımızdan çıkartamadığımız kişiler tabii ki de var. Ama bunların dışında sonradan tanıdığımız ve hayatımıza aldığımız insanlar bizi etkiliyorsa olumsuz anlamda, bence o insanlarla daha fazla devam etmemek gerekiyor. Bırakacağız, gitmek isteyen gidecek, kalmak isteyen kalacak, biz öyle devam edeceğiz. Peki çok biraz öznel bir soru. Geçen sizi konuk aldığımda program öncesi ya da sonrası bir böyle 50 küsur yaşında bir beyefendi vardı. Patronun hemen sol tarafında oturuyordu. Sen de tam böyle onun karşısında oturuyordun, cephesinde. Adı Ziyaettin Yağcı'ydı. O şimdi öbür dünyaya irtihal etti. Allah gani gani rahmet eylesin. Onun ben 50 yıllık dostuyum. Gitti. Ama benim de sanki böyle yüreğim, gönlüm, hücrelerim de gitti. Boşluğunu hala hissediyorum. Psikoloji bilimi açısından benim bu konumum ya da bana benzer insanların konumu nedir, ne değildir? Lütfen bize biraz bilgi ver bu konuda. Tabii ki. Öncelikle Allah rahmet eylesin. Sizden ve birçok kişiden kendisi hakkında çok iyi şeyler duydum. Evet. Bu çok önemli zaten. Bu dünya geçici, bunu biliyoruz ve burada güzel şeyler bırakmak, güzel dostluklar bırakmak gerekiyor. O zaman gerçekten güzel hatırlanıyorsunuz. Yoksa
hani bazı insanlar hayatına gerçekten iyi bir şekilde bulunmamış kişiler gittiği zaman bu yaz psikolojisini biz çok yaşamıyoruz. Hiç yaşamıyoruz. Hiç yaşamıyoruz. Evet. Çok da yani gitti öbür dünyada evet. Artık o artık hayatımızda yok. Çok da bir önemi yoktu gibi görüyoruz ama evet. Beyefendiyle tanıştığımda gerçekten çok iyi yani iletişimi hasta olmasına rağmen iletişimi, beni sorgulaması, benimle konuşması gerçekten çok güzeldi. Şu an vefat ettiğini duyunca ben de çok üzüldüm. Canım benim. Siz de evet. Dostluğunuzu ben görebilmiştim kısa bir oturmam sohbet etmeme rağmen. Onun size bakışını ve sizin de ona bakışınızı görmüştüm. Burada onu da fark ettin kesinlikle yani. Kesinlikle. Burada müthiş. Sizin böyle bir durumu yaşamanız ve şu an burada tekrardan ayakta durup işinizi, mesleğinizi yapmanız, hayatınıza devam etmeniz tabii ki de zor. Biz psikologlar yaz psikolojisinde kişinin boşluğunu dolduramayız. Özellikle hayatınızda güzel bir noktadaysa. Yani bizim orada şunu yapma şansımız yok. Bize gelip şunu söylüyorlar. Bana unuttur, bana hatırlatma ya da işte ben artık üzülmek ve ağlamak istemiyorum. Ama yaz psikolojisinde bu yok. Maalesef kişinin ölümünden sonra bir 6 ay zamanla, dedik ya zaman evet. Her şeyin acıdır, zamanla bu geçecek. Kişi ne yapacak? O günün o kişiyi unutmaya, o kişiyi hatırlamamaya, o kişinin boşluğunu başka şeylerle doldurmaya değil de onunla olan güzel anılarını hatırlamaya çalışacak. Siz de hastaydı sonuç olarak bir beyefendi. Evet. Bir acı çekip bu hayatta kalıp daha çok acı çekmesinden ziyade vefat etmesi onun açısından bakalım olaya. Evet. Bir nevi kendi açısından daha iyi olmuştur. Arkadaşınız daha fazla acı çekmedi en azından. Ve onunla olan güzel anılarınızı hatırlayıp devam etmeniz. Çünkü hayat devam ediyor. Daha bir şeye de düşmedi tabii. Yani şimdi o çok onurlu, erdemli, eşref bir insandı, şerefli bir insandı. Bazen böyle işte efendim insani ihtiyaçlarımız olur. Bunları gidermenin zorluğunu falan yaşamadan gitmesi de evet. Bir nurun ala nur oldu. Buradan şeye geçeceğim. Bir arkadaşım trafik kazası geçirdi. Sevgili Bülent Talaş belki bizi izliyordur. Selam olsun. Şimdi ben de ufak tefek trafik kazaları geçirdim. Bir travma yaşıyorsunuz. Daha dikkatli oluyorsunuz. Hı. Peki daha önceden daha dikkatli olsak, böyle bir bilinç bize verilse, psikoloji hem kaza sonrası o travmaları nasıl izah ediyor, hem de daha önceki o bilinçle ilgili neler düşünüyor? Buyurun. Evet, bizde şu yok. Hep bu cümleleri kullanırız ama hani tedbir alıp takdirlayı Allah'a bırakmak diye bizde bir şey yok. Hep ne yapıyoruz? Başımıza bir olay geldikten sonra maalesef, ona evet. Göre önlem almaya çalışıyoruz. Keşke olmasa. Ama bu tarz kazalar belki ileride yaşayacağımız bir takım sorunlarla ilgili daha iyi önlem almamızı sağlayacak durumlar olabiliyor. Burada kazadan sonra kişi o anki kazanın boyutuna göre ya da yaşadığı yere göre o anki içinde bulunan psikolojiye göre ölüm korkusu yaşayabiliyor. Maalesef ufak çaplı bir depresyon ya da akut depresyon dediğimiz işte o ilk 4 hafta içerisinde ölüm korkusuyla birlikte işte içe çekilme, kapanma, kendisini biraz daha işte panik durumlar içerisinde ölecekmiş gibi, nefes alamıyormuş gibi hissetme yaşayabilir. Bu çok normal bir süreç. Bir disk kayması falan mı oluyor? Ani? Yani bir an ani bir şok etkisi oluyor. Bu geçici bir kavram. Orada hani ah vah etmek yerine eğer uzun vadede bir 4 hafta geçtikten sonra dahi hala işte arabaya binmekte korku, trafiğe çıkmakta korku yaşıyorsa ya da çok fazla tedbir almaya çalışıp işte o korku hallerini belli ediyorsa ne yapacak? Bir psikoloğa mutlaka başvurması gerekecek. Onun çünkü altında yatan genelleme yapıyoruz ama evet, o an kişinin yaşadığı travmatik olay herkese göre farklılık gösterebiliyor çünkü. Şimdi yine bir paylaşımın diyorsun ki her katil kurbanını öldürdüğü yere dönermiş. Tırnağı kapatıyorum. Aygül'ün böyle bir köşe yazısı var. Muhteşem bir yazı. Buradan herkese, okuma yazması olan herkese öneriyorum. Hatta ailelerinize de okuyun. Muhteşem bir yazı gerçekten. Her katil kurbanını öldürdüğü yere döne. Ne demek istiyorsun kız? Bunu aslında ilişkiler için anlatmak istemiştim. Yani evet. Özel yaşamınızdaki insanlarla alakalı. Ne oluyor? İşte burada katillikten bahsettiğim işte ilişkinin bitmesi. Sonuç olarak bir insanla ayrıldığınız zaman o insan hayatınızda ölmüş oluyor değil mi? O ilişkiyi evet. Tamamen bitirmiş tabii. Oluyorsunuz. Ne yapıyor kişi? Gittiğine rağmen tekrardan bir dönüp bakmak istiyor. Evet. Ayrılıkların sonucunda tekrardan barışmaları, tekrardan konuşmaları, tekrardan geri dönmek istemeleri ya da ne yapıyorlar? Sosyal medyadan bakıyorlar, evet, izliyorlar. Evet, nerede evet, acaba? Evet. Ya da ortak arkadaşlar varsa onlardan evet, soruyorlar, evet. Danışıyorlar. Ne yaptığını öğrenmeye çalışıyorlar. Ne yapıyor? Kişi geri dönüyor. Mutlaka geri dönüyor. Burada onu anlatmak istemiştim aslında. Yani çok... her katil dediğimiz muhatap insanın hayatını bitiren. Ne
yapıyor? Bir insanla karşılaştığınızda şey diyorsunuz. O aşkı yaşıyorsunuz ya. Evet. O benim hayatımda işte renk kattı. Evet, evet, hayatımdaki evet. Benim yaşam kaynağım oldu diyorsunuz. Siz de o kişiye karşı yaşam kaynağı olarak anlamlandırma yaptığınızda o kişi hayatınızdan gittiğinde bir anda yaşam kaynağınız elinizden alınmış ve bu ilişkiyle alakalı o ilişkinin içerisinde kendinizi hayattan artık zevk alamayan bir pozisyona sokuyorsunuz. Anlatmak istediğim Aygül mi? Yani bu oluyor gerçekten. İnan benim İstanbul'da 50 kitabı olan sizin gibi bir doktor arkadaşım var. Hiçbir mahsuru yok adını anmamın. Hamdi Kalyoncu. Tamam mı? Dehşet bir doktor. Reyting canavarı gibi de bir insan yani gerçekten. Müthiş bir adam. Buradan selam olsun. Gözlerinden öpüyorum Hamdi Bey'in. Dedi ki Yüksel'cim, tanışanlarımdan biri geldi. Dünya güzeli bir ünlünün eşi. Abi o kadar mutsuz ki, isim vermiyor, o kadar mutsuz ki, neyse biz onu işte terapiye aldık, rahatlattık, gitti. Sonra biri geldi, onlar ayrılıyorlar, hanımefendi başka biriyle evleniyor, o evlendiği adam geliyor sonra. Abla adam, abi diyor yani ben nefret ettim. Bak biri aşkından, peki bu aşırılıkları, bu dozu nasıl ayarlayacağız? Sevenler, sevilenler efendim, bunu nasıl ayarlayacağız? Yani bir hata yapıyoruz ki aşkın derecede tutkuyla bağlanıyoruz, sonra mahvoluyoruz. Evet. Yani onun nasıl, dozajını nasıl ayarlayacağız sevgili hocam? Evet, şimdi bir insanın yaşamında birçok alan var. Evet. Kendi bireysel alanı, aileyle alakalı alanı, sosyal alanı, özel hayatla alakalı alanı. Bizler şurada hata yapıyoruz. Bağlanma şeması bozuk olan insanlarda genelde bunlarla görüyorum. Tabii ki de bir ilişkiye bağlanacağız ama bağımlı olmayacağız. Bu ikisi birbirinden çok farklı çok şeyler. Çok güzel. Özel hayatımızı tamamen hayatımızın merkez noktasına alıyoruz, o kişiyi. Ailemize zaman ayırmıyoruz. Evet. Sosyal arkadaşlarımıza işte zaman ayırmıyoruz. Ne oluyor? Arkadaşlıklar bitiyor. İşte insanlara zaman ayırmıyoruz ya da dışarıya çıkmıyoruz onsuz. Eğitimle alakalı belki alanlar bitiyor. İşle alakalı işimize karşı soğuma yaşıyoruz. Özel hayatımız her şeyde, her noktada oluyor. Onunla atıyorum zamanımızın birçok alanını işte onunla paylaşıyoruz. Ailemizden alıp ona veriyoruz gibi. Ne oluyor? Merkeze gelen bir kişi son 4-5 ayı baz alalım. Son 4-5 ay boyunca sinemaya onunla gitmiş, alışverişe onunla gitmiş, evet. Yemeğe onunla gitmiş, sohbeti onunla yapmış, onun yanında ağlamış, onun yanında gülmüş, onunla uyumuş, onunla kalkmış, uyanmış gibi. Bu insanla bu kadar çok paylaşım yaparsan ve tamamen herkesin hayatından sınırlandırıp sadece o insanı kendine adadığında, o insan hayatından çıktığında bütün merkezlerin alt üst oluyor. Evet. Hepsi gitmiş yani oluyor. Yani bir ölçüsüzlük geri var orada. Doğru. Geri dönmek için de ne yapıyorsun? Bir süre boyunca psikolojik bir takım rahatsızlıklarla karşı karşıya kalıyorsun. Huzursuz oluyorsun, mutsuz oluyorsun. Unutamayacağını düşünüyorsun. Ama bu da geçici mi? Tabii ki de geçici bir durum. O yüzden hayatımıza aldığımız insanlarla, evet bir bağlı olalım yani. Ona bağlanmamız gerekiyor ilişkimize devam etmemiz açısından. Ama lütfen bağımlı olmayın. Çok güzel, harika. Bağımlılık dedi de çok önemli. Biz tam da bu bağlamda yavaş yavaş konumuzun özüne girelim. Şiddet nedir, ne değildir? Yavaş yavaş oradan başlayalım. Buyurun efendim. Tabii ki. Bu son zamanlarda şiddet olaylarıyla, özellikle kadına yönelik şiddetle alakalı biliyorsunuz. Evet. Ünlü bir şarkıcı ve onun da işte ünlü bir aktör tarafından darp edildiği, bununla alakalı sosyal medyada, gerek televizyonlarda şu son zamanların en önemli konularından bir tanesi bu. Evet, çok önemli mi? Önemli. Kadına şiddet ama ilk defa kadına şiddet olmuyor. Evet. Birçok şiddet mağduru kadınlar var. Ya da ben gözlemlediğim kadarıyla Sıla ünlü bir bayan çıktı. Evet, çok rahatlıkla bunu söyledi. Herkes onun yanında da destek oldu. Ben şunu düşünüyorum. Aynı şekilde televizyonda biz haberlerde görseydik bir hayat kadını bir adam tarafından darp edilseydi aynı şekilde davranacak mıydı? Canım benim, ne kadar aynı bakış güzel. Açısına sahip olacak evet, mıydı? Evet, çok güzel. Ya da yolda bir sokakta yatan bir kadın o an diyelim ki bilinci yok, bilinç kaybı, uyuşturucu kullanmış, alkol kullanmış. Bir adamın o an işte cüzdanını almaya çalışıyor, herhangi bir şeyini alıyor. Karşıdaki adam da ona şiddet uyguluyor. Yani aslında onun yaptırımı polise çağırmak değil mi? Polise evet. Şikayet etmek, onun yerini darp ediyor. Böyle bir manzarayla karşı karşıya kalsaydık aynı tepkiyi verecek miydik? Şimdi bizde de ayrımcılık var toplum olarak. Muhteşem. Ben bunun farkındayım. Muhteşem. Onun dışında şiddetten bahsedecek olursak, şiddet bir kişinin başka bir kişiye karşı fiziksel anlamda, psikolojik anlamda, sözel anlamda, ekonomik anlamda ve cinsel anlamda uyguladığı, karşı tarafa acı çektirdiği tehdit unsurlarını barındıran bir davranış demeyelim, düşünce bence.
Şiddet bir davranış değildir. Evet. Çünkü davranış olsa değiştirmek kolay. Ama düşünce biçimi olduğu için değiştirmekte maalesef çok zorlanıyoruz. Peki bu ünlülerin özellikle, ben Erol Köse'yle de magazin programı yapan zaman zaman bir insan olarak, Erol bana dedi ki, Yüksel'cim dedi, mesela işte Sıla, biz bunun ne kadar irite konusunu yapsak, haberini yapsak, eleştirel onun faydasına, onu ne kadar övsek yine onun faydasına, evet, dedi. Yani bir de olayın bu tür medyatik manşet, ünlü spekülasyon haberleri öbür yığınlara yayılan o şeyleri göstermiyor, örtüyor. Az önce buyurduğunuz gibi o adaletsizlik duygularından da sıyrılmamız gerekiyor. Aynı oranda önemlidir benim de köyde eşime uyguladığım şiddet. Kesinlikle. Yani bu onun sıla olduğu için ona karşı, tabii, yapılacak bir ayrımcılık olarak olması gerekiyor. Birçok kadınımız şu an şiddetle, birçok çocuk, birçok yaşlı erkekler de şiddet mağdur olabiliyor. Canım. Sadece kadınlar değil bu olaylar. Mesela ben evde şiddet görüyorum. Yani kesinlikle hanımım bana her gün fırça atıyor abi. Yani psikolojik şiddet. Ve her gün fırça yiyorum ben, ama bunu tatlı bir lisanla, tatlı bir tepkiyle böyle nötrlüyorum. Hayat bütün güzelliğiyle devam ediyor. Siz de öyle yapın. Ey erkekler, şiddet yerine tatlı lisanı, kibarlığı, nezaketi. Çünkü güçlülük bu demektir. Efendim, büyüklük bu demektir bence. Vallahi ben çok mutluyum. Ben böyle bir yol izliyorum. Aramızda kalsın. Hanım, ya arkadaş, bulaşığını yıkıyoruz. Çamaşırını neredeyse yıkatacaksın efendim. Yani her şeyini yapıyorum ama yine yaranamıyorum. Yani bu hanım tarafından erkeğe şiddet değil de nedir? Sizin için de bence şu an hemen bir kampanya başlatalım. Yüksel Mert şiddet görüyorum. Peki şiddet uygulayan kişilerin psikolojik yapısı. Evet. Ve yetiştirilme tarzları falan filan. Buyurun. Şimdi şöyle bakalım şiddet olayına. Bizde şiddet deyince aklımıza direkt şey geliyor, fiziksel şiddet. Birini illaki darp etmek geliyor. Örneğin ben soruyorum, diyorum ki hiç şiddete maruz kaldınız mı? Kadın diyor ki yok, yani yok, benim eşim dövmedi hiç beni diyor. Peki diyorum, ya hiç mi bir kumanda bir şey fırlatmadı ya da şöyle el kaldırmadı? Ha, onu yaptı canım diyor. Evet. İlla diyorum şiddet uygulaması için senin ağzını burnunu kırması mı gerekiyor? Bir tokat da atılması ya da bir hakaret de edilmesi, tabii, şiddettir. Şimdi olayın fiziksel şiddetine baktığımız zaman fiziksel şiddeti anlamak çok kolay. Çünkü kişinin vücudunda darp izleri vardır. Bunu tespit etmek de çok kolaydır, değil mi? Evet. Baktığımızda. Ama psikolojik şiddet ne olacak? Ya da sözel şiddet ne olacak? Şimdi bir kadını yok saymak, küfür etmek ya da ekonomik şiddete baktığımızda kadının ekonomik özgürlüğü elinden almak, onu çalıştırmamak ya da zorla o kadını çalıştırmak, bu şiddet değil mi? Ya da cinsel anlamda eşi dahi olsanız o kadınla zoraki birliktelik yaşamak. Tabii, kesinlikle. Bunlar şiddet değil mi? Baktığımız zaman şiddetin aslında çok boyutu var. Çok fazla boyutları var ve bu tarz kişiler genellikle erkekler olarak ele alacaksak, bir kere toplumumuzda cinsiyet ayrımı var. Bunu hepimiz biliyoruz. Evet. Kadınlara karşı da bir ayrım var. Durum ne oluyor? Erkek işte o egosu, ben onlara ezik erkek sendromu diyorum. Aynen. Kendilerini ezik hissettikleri, aynen, için, aynen, karşı tarafı bastırmaya çalışıyorlar. Aşağılık kompleksiyle birlikte ne yapacak? Kadına karşı bastırabilmek açısından şiddet uyguluyor. Kadın o korkuyu yüklüyor ki kadın karşısında konuşmasın ya da kadın tamamen onun kölesi gibi dediklerini yapsın istiyor. Buradaki kişiliğe baktığımız zaman, şimdi şöyle bir ayrım yapamam. Evet. Çocukluk çağında şiddet görmüş bir çocuk ya da annesi babası tarafından darp edilmiş bir çocuk kesinlikle ileride şiddet uygular diyemeyiz. Evet. Böyle bir durum yok. Uygulama şansı var mı? Evet. Çünkü ailede bunu görebiliyor, model oluyor. Ama bazıları da aile yaşamı içerisinde bunu gördüklerinde kendilerini ilerleyen zamanlarda geliştirip kadınlara karşı daha iyi, daha olması gerektiği gibi de davranabiliyor. Ama şiddet uygulayan kişilerde birinci faktör kesinlikle kişilik bozukluğu vardır. Kesinlikle. Evet. Kişilik bozukluğu vardır, özgüven eksikliği vardır. Özgüven, hani genellikle şey söylerler, hayır özgüvenliyim. Kesinlikle özgüvenli değillerdir. Ezik erkek sendromu dediğimiz maalesef o kompleksleri de vardır. Bir takım işte bunlarla beraber öfke kontrolsüzlüğü, işte stres faktörleri de vardır. Birçok alan, uyuşturucu madde kullanımı bile çıkabilir. Bu tamamen kişiden kişiye değişim gösteriyor. Yani orada bireyi almalıyız. Şiddet tamamen toplumsal bir olay, bireysel bir olay değil. Fakat uygulayan kişi de bireysel anlamda bunun altında yatan sebepler nedir? Ona bakmamız gerekiyor.
diye düşünüyorsun ve bir paylaşım yine nefes al, alıyorum, aldırıyorum. İş hayatı inanç talep eder, ciddiyet gerektirir, yürek ister, dürüstçe bencilliktir, hata affetmez ve hayatın ta kendisidir diye bir güzel söz iktibas etmiştin. Evet. Hangi duygular içinde? Ne demek istiyorsun? Şöyle, şunu gördüm ki bizler de hayatımızda bir takım olumsuzluklarla karşı karşıya kalabiliyoruz. Burada en önemli şey şu oluyor. Ailemiz tabii ki de birinci önemli olan şey. İkinci olarak da iş yaşamı oluyor. Kendinizi sevdiğiniz bir mesleğe bağladığınızda ve çalıştığınızda, ekonomik özgürlüğünüz olduğu zaman inanın birçok negatif durumla baş edebiliyorsunuz, evet, savaşabiliyorsunuz. Kesinlikle. Zaten birazdan o konuya gireceğim. Kadının şiddet görmesindeki ve gidememesindeki en büyük sebep ekonomik problemi. Evet. Ekonomik problemi çözersek şiddetle alakalı %60-%70 oranında da şiddeti çözmüş olacağız biz. Evet. Peki neden şiddet uygulanır? Neden? İşte şöyle. Neden derken bunu şöyle. Bir sebebi yok kesinlikle. Ben genelde danışanları aldığım zaman şiddet uyguladı. Peki sebebi neydi? Gibi bir durumla karşı karşıya bırakmıyorum. Şiddetin hiçbir sebebi olamaz. Ama şöyle bir durumlar olabiliyor. Kişi ne yapıyor? Kadınla tartışma içerisinde. Bir kere fiziksel bir şiddete gelene kadar ben şunu kabul etmiyorum. Çoktan sinyalleri yanmıştır. Evet. Çoktan psikolojik şiddet önce başlamıştır. Yani o adamın size şiddet uygulayacağını, trafikte ya da herhangi bir yerde ani olarak olan kavgalardan ve şiddetten bahsetmiyorum. İlişkiler içerisinde ya da aile yaşamı içerisinde siz o kişinin size şiddet uygulayıp uygulamayacağını kestirirsiniz zaten. Bunun farkındasınızdır. Bir kişi bir kişiye küfrediyorsa, hakaret ediyorsa, bağırıyorsa bu da bir şiddetin göstergesi. Bunu yapan kişi kendini ifade edemediğinde ne yapacak? Fiziksel bir şiddete zaten başvuracak. O yüzden önlem almamız gerekiyor. Kavga ediyorsunuz, tartışıyorsunuz. Tahrik edici cümleler, tahrik evet, edici konuşmalar yapıldığında, o kişinin üzerine hala gitmeye devam ettiğinizde maalesef bu durumla direkt karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Yani şimdi ben burada özel olarak kadına şiddeti tetikleyen sebepler demeyeceğim ama şiddeti tetikleyen arka plan, sebepler, zihin arkası, yani artık genetik olsun, sosyolojik, psikolojik, epistemolojik olsun, yani bunu tetikleyen şeyler ne? Nerede hata yapıyoruz? Toplum olarak nerede hata yapıyoruz? Bireysel anlamda nerede hata yapıyoruz Aygül? Şimdi çocuk yetiştirirken öncelikle şöyle bir bakın çocuklara, bebeklere özellikle bakalım. Evet. Kız çocukları daha çok temas, bebeklere daha çok göz teması evet, kurarlar baktığınızda. Ama erkek çocuklarını kucağınıza aldığınız zaman bebeklerin göz teması çok fazla kuramazlar. Gözlerine belli bir süreden sonra erkek çocukları çok oynatır. Bu onların doğası gereği uyarıldığı anlamına geliyor. Şimdi erkek çocuklar ev içerisinde, aile yaşantısında bir takım problemler gördüğünde ilk eğitim ailede başlıyor. Zihinsel ve psikolojik evet, gelişimin en önemli noktası 0-6 yaş. Bu 0-6 yaşta nerede geçiyor? Çoğunlukla aile içinde geçiyor. Çocuk aile içindeki huzursuzlukları gördüğünde, babasının annesine karşı, annesinin babasına karşı şiddet unsurlarını gördüğünde, bir takım işte durumlarla karşı karşıya kaldığında, cinsiyetle alakalı ayrımcılıkla büyüdüğünde ne yapıyor? İlerleyen zamanlarda kadına karşı bu durumla karşı karşıya gelebiliyor. Ya da bizim toplumumuz ne gösteriyor? Yine gördüğümüz bir olaylarda, ki bunu bekliyordum zaten. İşte hanımefendi şiddet uygulandı. Önce işte taraflar konuştu. Çıktı işte beyefendi konuştu. Kendini anlatmaya çalıştı. Sonra bir manşet hemen belirdi. Aldattı diye. Hemen sebep olmaya çalıştı. Evet, i̇şte evet, ne yapıyor erkekler? Beni aldattı ama karşımda konuştu. İşte kıskançlık. Yani ben erkeklerin söylediği şeylerden bahsedeceğim. Bu kesinlikle benim için bir sebep değil. Ama beni aldattı diyor. Bu yüzden şiddet uyguladım. Beni dinlemedi. Karşımda konuştu. Beni tahrik etti. Gitti, hayatımdan çekip gitmeye çalıştı. Yani gibi. Yine orada bir subjektiflik, bir kompleks, tamamen, bir aşağılık duygusu, bir evet, şey var yani. Kesinlikle. Bir şeyi örtme. Örtme tabii ki. Kesinlikle. Şiddet döngüsü böyledir zaten. Hani bir döngü içerisinde ve ne yapıyor adım adım? Önce bir şey dönemi var kişinin. Hani gerilme dönemi var. Kişi geriliyor o sırada. Sözler olarak bunu ifade ediyor. Sonra ne yapıyor? Kriz dönemi var. Direkt fiziksel anlamda şiddeti uyguluyor. Sonra pişman oluyor. Döngü devam ediyor. Pişman olduğunda hemen özür dilemeye çalışıyor. İşte durumu hafifletmek için özür dilerim, bir daha sana vurmayacağım, ellerim kırılsın diyor. Ondan sonra en son dönem bahane dönemi. Ben sana bunu yaptım ama sen de bana böyle yaptın gibi bahaneler üretiyor. Bu şekilde döngü devam ediyor. Ama burada yine bireylerin de
böyle referanslı davranmaları olayı var. Biraz önce ben de aşırı şekilde davrandığım gibi bir ölçü de yok. Yani o orada da bir erdemin, bir özgürlüğün, bir eğitici bakış açısının karşılıklı olması gerekir diye düşünüyorum. Biz o noktada da böyle seviyeyi kaçırıyoruz. Yani tam bir terazi denklemi yok diye düşünüyorum. Maalesef. Anlatabildim evet, mi? Evet, dengeyi maalesef kuramıyorlar. Ya da şöyle bir çıkarım olabilir. Kişiler, işte ilişki yaşayan kişilere baktığınız zaman çok farklı iki birey olabilir. Evet. İki farklı kültür, iki farklı eğitim seviyesi bir araya geldiğinde maalesef bu durumlarla da karşı karşıya kalabiliyoruz. Son derece anormal efendim. Bu durumlar giderilebilir. Katılıyorum doktora. Zübeyde Karaca hanımefendi diyor ki çocuğa öğretmemiz gereken temel prensipler ya da kurallar nedir? Sevgili doktorumuz bu konuda neler söylüyor? Evet. Demiş. Öncelikle bir çocuğa öğretmemiz gereken tabii ki okullarda şunu söyleyeceğim. Okullarda bir çocuk 6 yaşına 7 yaşına gittiği zaman matematik, Türkçeydi, İngilizceydi, çizgilerdi, boyamalardı bunları öğretecek. Anne babanın çocuğa öğretmesi gereken en önemli faktör ahlak. Erdemliliği ve ahlakı öğretecek. Çok güzel. Ne yapacak? Kalkacak ev içerisinde bir kadına karşı nasıl davranması gerekiyor? Bir büyüğüne karşı nasıl davranması gerekiyor? Çocuklara karşı, yaşlılara karşı, insanlara karşı nasıl olması gerekiyor? Çocuğun psikolojik ve sosyal yanını bu şekilde anne babanın eğitmesi gerekecek. Orada çocukla bir araya geldiğinde onu birey olarak kabul edecek. Durumlarla alakalı herhangi bir problem olduğunda karşısına oturtturup çocuğun anlayacağı bir dilde neyin doğru ya da neyin olması gerektiği, neyin olması gerektiğini çocuğa anlatacak. Ve bunu yaparken de çocuklar söylediklerinizden çok yaptıklarınıza odaklanırlar. Hmm. Yavrum sen büyüyünce sigara içme. Sakın sigara çok kötü bir şey deyip de içeriye giden baba sigara içiyorsa çocuk onun söylediğinden çok yaptığına odaklanır, model alır. Evet. Ya da sen kadınlara karşı iyi konuş deyip de annesine bağırıyorsa çocuk onu model alır. İlerleyen zamanlarda da öyle olur. O yüzden yaptığımız her şeye dikkat edeceğiz. Peki sevgili doktorum, yani çok doğal, natural düşünüyorum. Bir anne baba ya da dede benim gibi, torunlarıma da selam olsun efendim. İşte bu benim soyumun sürdürücüsü. Efendim bu da benim farklı bir şekilde soyumun sürdürücüsü hanımefendiler için, erkekler için. Tabii o erkek kadına olan davranışlarımız da farklı. Yani şeyine kadar seviyoruz birini, evet. Öbürü tukaka. Şimdi bu şekilde de bir yanlış organize etme, yapılanma, eğitme var. Tabii bu sürgel. Bir genetik şifrelerimizde var herhalde bu yanlış. Efendim bu bağlamda eğer pragmatik bir eğitime tabi tutuyorsak çocukları, yani geleceğe yatırım için çocuklarla ilgileniyorsak, eşimiz de dahil buna, efendim bu bana bakar, eder, şu, bu, bir eşya değil, bir insanı merkeze koyuyoruz burada. Bu çocuk büyüse bile karşılığını alabilir mi o zat, aileler? Bu konuda neler düşünüyor? Şimdi bu çocuğun tamamen vicdan yapısına... Soruyu biraz karıştırdın mı, anladın mı? Evet, anladım. Tamam, buyurun efendim. Bu çocuğun vicdan yapısına, merhametine göre değişim gösterebiliyor. Şimdi bir çocuk dünyaya geldiğinde bir kişilikle gelir. Ama karakteri tamamen sonradan şekil alır. Ailesinden, çevresinden edindikleriyle bir karaktere sahip evet. oluyor. Burada siz pragmatik olarak çocuğa, ben sana şu an bakıyorum ya da ben seni büyüttüm, baktım, sen de ileride bana bak, ben seni okuttum, sen de ileride işte beni beslemek zorundasın gibi bir tutumla karşı karşıya bıraktığınızda çocuk temelden bir öfkeyle yetişmiş oluyor. Yani artık bir ticaret gibi görüyor bunu. Ne yapıyor? Ben eğer bir şey, bana bir şey veriliyorsa ben de bunun karşılığını vermek zorundayım gibi düşündüğü için burada doğal bir sevgiden ziyade bir alışveriş gibi görülüyor. İlerleyen zamanlarda da evet, çocuk eğer vicdanlıysa, merhametliyse, annesine babasına karşı bağlıysa ne yapıyor? Ona karşı ilgisi, tutumu farklı olabiliyor. Ama bu şekilde yaklaşan, dediğiniz gibi pragmatik bir şekilde yaklaşan bir anne babanın çocuğu, evladı öfkeyle büyüyeceği için ilerleyen zamanlarda tamamen anneden babadan kopmuş, kendi hayatını idam ettirecek bir çocuk olarak görülebilir. Şimdi Aygül, bir Firavun'un dilinden Kur'an'da bir tümce okudum. Ayet dehşetler içinde kaldım. Diyor ki Firavun tebasını, yani tabi olanları kendisine, efendim onlara her türlü hakareti yapıyor Firavun. Onlar ise onu alkışlıyorlar, bravo diyorlar. Bu bir psikoloji. Ama bir korku psikolojisi var orada. Aynı şekilde bazı ben dayak yiyen arkadaşlarım var. Hanımından dayak yiyor yani. Abi sen niye? Abi dövüyor beni diyor. Yani ben de zevk alıyorum diyor. Böyle sadist. Bir de bunun tersi. Yani hanım
Dövüyor kocası, abi hiç ses çıkarmıyor, tık yok yani. Dövsün diyor, yaptığı şey belki onun ekonomik olarak ona zarar vermek falan istiyordur. Ama bu hayatlarda bütün güzelliğiyle güya dışarıdan baktığın zaman devam ediyor. Nedir bunlar? Şimdi şöyle bir sebebi var. Kadınlar bazı noktalarda duygusal bağlılık yaşayabiliyorlar. Sadece şey değil. Tamam, ekonomik olarak problem var. Yani kadın nereye gidecek şimdi? Güçlü olan kadın zaten durmuyor. Ayrılıyor, evet. Gidiyor, kendi hayatını devam ettirebiliyor. Ama 2-3 çocuğu var. Ekonomik olarak gidecek yer yok. Doğru. Kültürel olarak da ailesi kabul etmiyor kadını. Gitse orada da huzur yok zaten. Yok. Öyle olduğu için kadın gidemeyebiliyor. Bir diğer açıdan kadın tamamen bağımlı. Ben şunu diyen kadını duydum. Beni dövüyor çünkü seviyordur yani. Sevdiği için dövüyordur. Sevmezse, beni kıskanmasa, beni kaybedecek korkusu olmasa beni döver mi? Evet. Diyen kadınları bile görebiliyorum. Burada tamamen bu şekilde düşünen bir kişinin, kadının da erkeğinde psikolojik yapısında tamamen bozukluk vardır. Bir an önce tedavi olması da gerekiyordur. Hmm. Yoksa ne demek yani, beni seviyor bu yüzden dövüyor. Bu evet. Cümle olabilir mi? Ya da işte sadist dediğiniz, tamamen acı çekmeyi seven, bunu hayatında örnek almış bir kişi bu şekilde devam edecek. Bu bunlardan çocuk olduğunu düşünelim. Nasıl sağlıklı bir nesil yetişebilir ki? O yüzden bizim sorunu çözmek için öncelikle, şimdi kanunda şöyle bir durum var. 6284 sayılı kanunda işte aile içini koruma, kadına karşı şiddeti engelleme ile alakalı bir işte kanunda şu var. Fiziksel anlamda bir şiddet uygulandığında ve darp alındığında bununla ilgili destek verilebiliyor. Uzaklaştırma kararı alınabiliyor. Cezai yaptırımlar olabiliyor. Ama bizler bence şöyle yapmalıyız. Bunun yanı sıra psikolojik destek birimleri olmalı ve kadına şiddetle alakalı eğitimlerin olacağı. Çünkü bir olayın olmasını istemiyorsanız, önlem almak istiyorsanız bununla ilgili öncelikle bir eğitim. Kesinlikle. Verin. Bununla alakalı belli işte her şehirde belli bir yer olmalı ve insanlar bunlarla alakalı eğitimler almalı. Şiddeti önlemek açısından. Evet, çalışanlar diyorsun yine bir paylaşımında. Hazreti Ali'den bir efendim söz bu. Bayılırım. Hazreti Ali'nin mesela galip sayılır bu yolda mağlup sözü yani 10 tane kitap yazacak kadar ilham verir bana. Bana bir harf öğretenin efendim efendisi olurum, kölesi olurum da aynı keza. Çalışanlar diyorsun kötülük düşünmeye vakit bulamazlar. Çalışmayanlar ise kendilerini kötülükten kurtaramazlar. Evet. Hangi duyguyu da paylaştın? Burada şöyle, şimdi çalışmayan, hiçbir işi olmayan, bir amacı olmayan boş bir insandan bahsettiğimizde burada çalışmak olarak illaki bir iş yapmak, bir meslek yürütmek olarak söylemiyorum. Bir kişi ev hanımıysa ya da evde duruyorsa orada da üretken olmalı. Orada da bir şeyler üretmesi gerekiyor. Ama boş duran bir insanın ne olacak? Konuşacağı çok şey olacak. Kendisinden ziyade kendiyle alakalı, çünkü bir alanı yok. Gidip başka insanların hayatını konuşturmaya, başka insanların hayatını karıştırmaya başlayacak. Ben bu insanlardan her zaman uzaklaşmaya çalışmış bu insanlarla hasta ve psikolog ve hastalığın dışında muhatap olmayan biriyim. Böyle insanlara benim hayatımda yer yok. Boş insanlara. Ondan bahsetmek istemiştim. Muhteşem. Çünkü maalesef kötülüklerin çoğunu o tarz insanlardan görüyorum. Sizin başarınızı görüyor, sizin yaptığınız işi görüyor, üretkenliğinizi görüyor. Bundan gurur duymak yerine ne yapıyor? Sizi de kendisi gibi aşağı çekebilmek için kötülüklere başvurmak zorunda kalıyor. Evet, Derya demiş ki, stresli zamanlarda ruh sağlığımızı zinde tutmanın yolu nedir? Doktoruma sor diyor. Evet, Derya stres Hanım. Faktörü bir olaya karşı tamamen algılarımızla alakalı bir durum. Bir olaya karşı verdiğimiz içsel bir tepkimiz. Burada ne yapacağız? Bazen işte yaşamımızda, ekonomik anlamda, aile anlamında, birçok anlamda hastalıkla ilgili bir takım stres faktörleri olabiliyor. Bunun geçici olduğunu bilmemiz gerekiyor. Mutluluk kalıcı değildir, mutsuzluk da kalıcı değildir. Bu hayatta hiçbir şey kalıcı değildir. Geçip gidecek. Bu durumun geçici olduğunu anlaması lazım. Odak noktasını değiştirmesi gerekiyor. Kendisine stres yaratabilecek faktörlerden ne yapacak? Kaçınma demeyelim ama oradan uzaklaşması gerekiyor. Sevgili Aygül, severek evlendik. 8 yıl geride kaldı. 2 çocuğumuz var. Kocam zengin, yakışıklı. Ama beni aldatıyor. Bu kesin. Ancak ben kendimi ikna edemiyor. Hala seviyorum. Ailemle paylaşamıyorum. Şiddetten korkuyorum. Ne yapabilirim? Lütfen adımı açıklamayın demiş. FM isimli bir zatı muhtereme hanımefendi. Evet. Tekrar okumama gerek var mı canım? Hayır, anladım. Bunun
Yine bu benzer konularla maalesef karşı karşıya kalabiliyorum. Adam geliyor, aldatmış. Kadın bunu biliyor, bildiği halde kalıyor. İşte bazı sebepler oluyor. Bu hanımefendi de sanırım birinci faktör, kocası eşinin çok zengin olduğundan bahsetmiş. 8 yıllık bir evlilik, çok evet. Maddi olanakları yüksek bir adam. İki çocuk var. Ayrıldığı zaman mutlaka nafakasıyla ya da kadına sağladığı olanaklarla kadının ekonomik yaşamda hayatını devam ettirebilecek. Biz bunu anlıyoruz buradan. Yazdığı içerikten. Diğer anlamda kişi kendine çok fazla derecede duygusal bir şekilde bağımlı hissediyor ki gidemiyor. Anladığım bu. Evet. Benim burada. Orada tamamen bağlanmış, kendinde bu gücü göremiyor. Bu en çok karşılaştığımız durumlardan bir tanesi. Hadi şiddeti anladık ama şiddete kadın gidememesinin korktuğu bir takım sebepler olabiliyor ama aldatıldığı halde. Şimdi adam demek ki onu istemiyor. Evet. Bu çok bariz değil mi? Bir insan sevdiği birini, hayatında olmasını istediği birini neden aldatır ki? Neden başka bir kadını tercih eder ki? Evet. Bu tamamen bence şiddet. Bu tamamen kesinlikle. Bir kişiyi yok sayma. Karşı tarafı tamamen küçültme davranışı. Ve bir kadın bence, benim tavsiyem, mutlaka psikologdan bir destek alsın. Sebebi nedir? Gitmeme sebepleri neler? Neler durumda? Bunlarla ilgili destek alması gerekiyor. Bence böyle yapmış bir adam düzelmeyecektir, hayatına devam etmeyecektir. O yüzden yollarını ayırmaları, çocukları açısından sağlıksız bir ailede büyüyeceğini, ayrılmış bir anne babayla sağlıklı bir şekilde çocuğun büyümesi daha mantıklı geliyor bana. Evet, şiddetin psikopatolojik etkileri. Evet. Bir takım maalesef psikopatolojik etkileri olabiliyor kişiye karşı. Şiddet görmüş mağdur. Mutlak suretle travma sonrası stres bozukluğu yaşayacaktır. Yani bu durumla karşı karşıya kalacaktır. Panik bozukluk yaşayacaktır. Acaba tekrardan dayak yer miyim? Acaba bana bir şey yapar mı? Yine küfür etmeye başlayacak mı? Üzerime gelecek mi gibi küçük küçük panik nöbetleri geçirecektir. Akut stres bozukluğu yaşayabilecektir. Depresyon görülebilecektir. Özgüven eksikliği yaşayacaktır. İçine kapanacaktır. Ya da işte çok ilerleyen zamanlarda maalesef intihar gibi ya da alkol madde kullanımı gibi kişilerde bunları da görebiliyoruz. Bir takım işte psikopatolojik vakalarla karşı karşıya kalabileceklerdir. Peki şiddete maruz kalmış hanımefendilerin, kadınların hakları hukuku ilgilendiriyor ama mutlaka siz de bu konularda bir şeyler biliyorsunuz. Evet, şimdi az önce de bahsettim. 6.284 sayılı kanunda aile içi sorunları giderme, aileyi koruma, bunun beraberinde kadına yönelik şiddetle ilgili kanunda bir takım haklar var. Bu hukukçu arkadaşlarımızın alanı. Ama diğer açıdan şunları söyleyebilirim. Şiddet gören bir kadın o an uzaklaşabiliyorsa hemen polise, işte karakola, jandarma başkomutanlığına ya da aile ve sosyal politikalara, şiddet izleme ve önleme yerlerine, kaymakamlıklara, valiliklere, hastaneye, her yere gidebilirler o an. Gidemediği durumda Alo 183, işte şiddeti önleme, kadına karşı, çocuğa karşı ayrımcılık yapmaksızın şiddeti önleme merkezini arayabilirler. Oradan destek alabilirler. Bunun beraberinde kanunla işte başvurduklarında kadınlar uzaklaştırma kararı alabilirler. Evli dahi olsalar eşleri oraya, tabii ki her kişinin başına bir polis verme gibi bir şansları yok. Ama bununla alakalı bir takım yaptırımlarla karşı karşıya kalabilirler. Kadının hakları var burada kanunen. Bunun beraberinde kadın sığınma evleri var, mor çatı var, aile ve sosyalin bir takım merkezleri var. Oraya da gidip kadın oradan da destek alabilir. Evet, insan hayatı diyorsun yine paylaşım. Sınırlardan önce gelir. Bırakalım sınırları, dilleri, dinleri, kadın, erkek, çocuk, yaşlı, genç insan diyorum, insan. İnsanın verdiği bu yaraları onca insan, anca insan kapatabilir. Söz veriyorum, savaş oldukça barış deyip bizler birbirimizi iyileştireceğiz. Manifesto gibi bir mesaj bu. Ne demek istiyorsun? Evet, bunu yazdığımda o an Suriye'deydim, sınırdaydım. Öyle mi oraya canım gitmiştim, benim? Evet, orada gittiğinizde şöyle bir durumla karşı karşıya kalıyorsunuz. Tamamen isim verildiği için bunu söyleyeceğim. İşte insan ayrımı yapılıyor. Ben gidiyorum, Türk, bir psikolog. Urfa'ya gittim, doğu yeri Kürtlerle karşılaştım. Biraz daha gittim, Araplarla karşılaştım. Bakar mısınız insanlara ne kadar çok ayrımcılık yapıldı? Veya baktığımız zaman Suriyeli kişilerde bir takım daha esmerler, daha siyahlar. Bana baktığınız zaman daha beyaz tenliğim gibi. Evet. Sürekli bir ayrım var, farkında mısınız? Evet, kesin. Batıdan gelmiş, şuradan gelmiş, buradan gelmiş, Adana'dan gelmiş. Nereden geldiğimin, ne yaptığımın, ten rengimin hiçbir önemi yok. Ben oraya insana dokunmaya gittim. Çünkü o insanların evet. Neler yaşadıklarını ya da Iraklı kişiler, Iraklı Türkmenlerle konuştuğumda kardeşinin
öldüğünü ve yoluna devam etmek zorunda kaldığını, işte hastanesini bir eline alıp, bebeğini alıp saatlerce yürüyüp sınıra geldiğini kaçak bir şekilde ben duydum. Bu insanlarla konuşan benim. Ve insanın insanı açtığı bir yaradır bu. Değil mi Savaş? Evet. Bunu kim kapatacak? Yine bir insan kapatacak. Burada bizim desteklerimizle, toplumun verdiği destekle, o an belki bir şey yapamasam da onun o acısını paylaşmak, onunla orada sohbet etmek, konuşmak, yanında olduğumu hissettirmek bile bir nevi onun yaralarını sarmış olacak. O yüzden diyorum ki insan dediğimiz faktör çok başka. Yani birbirine zarar da verebiliyor, birbirine iyilik de yapabiliyor. Kesinlikle. Kesinlikle. Zarar vermek çok kolay. Bence iyilik yapmayı tercih ediyorum. Kesinlikle. Bizim Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın muhteşem bir söylemi var. Ara ara bunu söyler. Hani tırnak içinde milliyetin İslam idi kavmiyetine, sarılıp sımsıkı dursaydın ha milliyetine. Arnavutluk ne demek? Var mı şeriatte yeri? Küfür olur her şeyden önce kavmini sürmek ileri. Arap'ın Türk'e, Laz'ın Çerkez'e, Acem'in Çinli'ye yahut Kürt'e rüçhanı, büyüklüğü mü varmış? Nerede? Evet. Müslümanlıkta anasır. Yani parçalar, bölükler, unsurlar, hizipler mi olurmuş? Ne gezer? Fikri kavmiyeti, ırkçılık fikrini telin ediyor peygamber. Evet, ırkı kabul ederiz ama ırkçılık yapmayız. Irkçılık. Hele bir tıp adamı, tıp insanı, tıp fenomeni, efendim sevgili Aygül gibi sınır, sınıf, efendim savaş, onun için bir anlam ifade etmez. İnsan kesinlikle, insandır. Kesinlikle, yani hayatı tehlike, ben evet birçok şey yaşadım. Size konuşmuştuk, sohbet etmiştik. Madde bağımlılarıyla çalıştığımda birçok olayla karşı karşıya kaldım. Konferans verdiğim gün bir belediyenin önünde arabamın camı patlatıldı. Tehditler aldım, mesajlar aldım, hakaretler aldım. Çünkü bir insanı iyileştirmeye çalışırken başka bir insanın da dokunuyorsunuz. Yani başka bir insana zarar vermiş oluyorsunuz. Çünkü onun ekmeğini taş koymuş oluyorsunuz, değil mi? Orada bununla karşı karşıya kaldım. Ya da işte Suriye'de sınıra gittiğimizde, Urfa'ya gittiğimizde maalesef oraya bazen tek başıma gittiğim oldu. Bir takım orada da problemlerle. Hem kadınsınız, hem işte oraya gidiyorsunuz, oradaki insanlara yardım etmeye çalışıyorsunuz. Orada da bir takım sıkıntılarla bir araya gelebiliyorsunuz. Ama buna rağmen ben diyorum ki hani hem mesleğimin hakkını verebilmek hem de insani yapımdan dolayı elimin değdiği herkese yardım edeceğim. Herkese yardım etmeye çalışacağım. Sevgili Aygül, Adanalı bürokratları, teknokratları, aristokratları, Sayın Valiyi, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Bey'i, efendim Soner Bey'i yakinen tanıyorsun. Ha, Zeydan Bey'le çok fazla samimiyetin yok ama ben onu beraber bir gün gidip kahvesini içeceğiz. Onların böyle sosyopsikolojik, enerjisel yönlerini soracağım psikolojik olarak az sonra. Ama ondan önce şu soruların kısa kısa cevabını alayım ama mesajlar var. Bir dakika, maşallah subhanallah demiş biri. Herhalde size diyor. Çünkü benim gibi artık antropoza girmiş bir erkek için bu söylenmez. Çocuğun psikolojisi olur mu? 5 yaşındaki Ege torunum sıkıldım diyor. Bunu nasıl anlamalı, nasıl hareket etmeliyiz demiş. Şennur Hanım İzmir'den, benim bir okurumdur. Şennur abla, ellerinden öpüyorum. İzmir fuarında görüşmek ümit ve duasıyla. Yine köfte yiyeceğiz. Buyurun efendim. Psikoloji dediğimiz bilim dalı bir insanın doğuştan ölüme kadar olduğu tüm dönemi kapsıyor, değil mi? Evet. Şimdi bir insanın, bir çocuğun, herkesin kendine göre bir dünyası var. Çocuğun dünyasına göre de yaşadığı bir takım psikolojik problemler tabii ki de olabilir. Geçen bir yazımda da yazmıştım çocuklarla alakalı, psikolojik problemlerle alakalı. O an ne yapıyor çocuk? İşte bu iPad'dir, bir takım oyunsal durumların çıkması, cep telefonları, işte televizyondaki o bir takım çizgi filmler. Çocuk sadece bunlara bakıyor. O an enerjisini atabileceği bir şeyle karşı karşıya kalamıyor. İşte apartmanların çok olması, çocuk hep evin içerisinde. Böyle durumda olduğu zaman çocuk ne yapıyor? Sıkıldığını söyleyebilir. O an gerçekten de sıkılabilir. Evet. Enerjisini attığı ya da akran gruplarıyla çok iletişim olmadığı için tek başına kaldığında bu durumla karşı karşıya kalabiliyor. Diğer açıdan da ailelere de baktığımızda, şimdi bazen bazı noktalarda çok haklılar. Biz sokakta büyüdük. Biz sokakta işte kalabalık gruplarla bir takım kendi kendimize, yedi kule dediğimiz, stop dediğimiz, ortada kalmaş dediğimiz, hem birbirimizle iletişim kurabileceğimiz hem de enerjimizi atabilecek oyunlar tercih ediyorduk. Ama şu anki oyunlar çocuğun hiçbir şekilde ne alanını geliştirecek ne de çocuğun enerjisini attıracak bir oyun göremiyorum ben tamamen. Bir anne baba gösteriyor, ya diyor görüyor musun diyor 3 yaşında. Oradan diyor, YouTube'dan diyor giriyor diyor, bana diyor müzik açabiliyor diyor. Ve bununla mutlu oluyor.
Bir çocuk bence çocuk gibi davranmalı. Harika. 3 yaşında, 4 yaşında bir çocuğun oraya girip onu bulması, açması gerçekten doğru bir şey değil. Bir profesör, çocuk profesörü, efendim o ilk doğan çocuğun hareketlerini yapmak istemiş, 3 gün kalkamamış. Ya, enteresan bir şey. Değerli doktorum, hayır diyemeyeceğimiz bir yakınımız o kadar çok dedikodu yapıyor ki ne yapmalıyız demiş Bekir kardeşimin, böyle bir rahatsızlığı var. Bu hepimiz doluyor aslında Bekir kardeş. Ne yapmalıyız sevgili doktorum, kısa ve öz cümlelerle? Evet, eğer ki o kişiyle yani bir arada olmak zorundaysak, onu hayatımızdan çıkartamıyorsak eğer, onu öyle kabul etmek zorundayız. Çünkü kişiyi değiştiremeyiz. Biz hiçbir zaman kontrol edebildiğimiz tek bir şey var, kendimiz. Karşı tarafı değiştiremeyeceğimiz için ona göre çok fazla onunla cümleler kurmadan, çok o alana girdirmeden dinleyeceğiz, kalkacağız. Değiştirmeye çalışmak, şimdi bir Çin atasözü vardı. İnsanlar diyor, hep diyor dünyanın değiştirmesinden bahseder diyor. Ama öncelikle ama diyor kendini değiştirmezler. Evet. Çünkü doğru. Sevgili kardeşim Yüksel Mert, bir yakınım vefat ettiği zaman günlerce uyku uyuyamıyorum. Sizin de dediğiniz gibi. Aygül Hanım da bir tavsiye reçetesi var mı demiş. Aslında bunun tavsiyesini anlattı ama programın tekrarını izleyin ya da birkaç cümle tekrar anlat. Nimet Akyol hanımefendi. Evet Nimet Hanım. Bir insanın genel anlamda şeyden bahsetti herhalde. Ben tek bir kişiden değil de cenazeye gittiğinde ondan sonra uyuyamadığından bahsetti. Küçük çaplı belki bir panik olabilir, belki o an korku yaşıyor olabilirsin. Çünkü ölüm soğuktur. Hiçbirimiz açısından güzel gelmez. Ama kişinin de belki ilerleyen zamanlarda bir ölüm korkusuyla karşı karşıya kaldığı için gittiği ortam kendisini rahatsız ediyor olabilir. Ama bu bir gerçek, hayat devam ediyor. Kaçmak yerine orada bulunup bu durumla baş etmeniz gerekiyor. Çok güzel. Utanır insan böyle güzel olunur mu demiş. Senin bir arkadaşın sana söylemiş. Bir mesleği ancak böyle güzel taşır insan. Tebrik ederim demiş. Teşekkür ederim. Özlem. Senin arkadaşın herhalde. Sağ olsun, çok teşekkür ederim. Seninle gurur duyuyoruz diyenler var. Kendini meşgul etmeyeni başkaları işgal edermiş, doğru mu? Kesinlikle öyle. Bunu açalım biraz, ne demek? Kendini meşgul etmeyeni başkaları işgal eder. Şöyle, eğer bir bakış açınız yoksa, bir alanınız yoksa, üretkenliğiniz yoksa, boş bir insansanız, az önce bahsettiğim gibi, ne olacak? Başka insanlar sizi yönlendirecek. Başka insanlar sizinle ilgili bakış açısına sahip olacak. O nedenle tamamen bahsettiğimiz o direksiyon olayında, direksiyona siz oturuyorsunuz ama yönlendiren insanlar maalesef yanınızdaki, yan koltuktaki ya da arka koltuktakiler olacak. Evet, peki. Sayın Valimizin psikolojik enerjisini nasıl buldun? Nasıl? İlk geldiği dönemlerde Sayın Valim'le tanışmıştım. Projemizden dolayı yanına gitmiştim. Orada ya da birkaç tane de organizasyonda bir araya gelmiştik. Orada baktığımda kendisi çok bir kere mütevazi. Evet. Yani çok mütevazi. İnsanlarla iletişim kurmayı çok seviyor. İnsanlarla konuşurken gerçekten hani bir bürokrat, o resmi bir dilden ziyade hani derler anam babamı söylü. Gayet yakın bir şekilde konuşmaya çalışıyor. Bu enerjisi bana çok güzel geçmişti. Ben insanlardan da aldığım dönüşlere göre şanslıyız. Valimiz bu konuda gerçekten çok iyi. Yaptığı çalışmaları da görüyoruz. Selam ve sevgilerimizi gönderelim. Hüseyin Sözlü, onu da yakinen tanıyorsun. Ama biraz böyle enteresan, tam bir Adanalı yani. Kesinlikle. Nasıl değerlendiriyorsun? Evet, tam bir Adanalı ve çok aşırı derecede zeki bir adam. Gerçekten çok zeki bir adam. İnsanlarla nasıl konuşması gerektiğini, bir kere belediyeciliği çok iyi bilen bir adam. Burada herkese karşı enerjisi yok. Hüseyin Sözlü şuradan girdiğinde, burası bir restoran olduğunda, geçip oturmak yerine herkese selam verir. Herkesle konuşur, fotoğraf çekilmek ister. İnsani ilişkisi çok kuvvetli. Kendi şeyi de yapar, selfie de yapar. İnsani sevim. İlişkisi çok kuvvetli bir adam. O yüzden ben Hüseyin Sözlü'yü gerçekten çok seviyorum. Bu konuda da seven sevmeyen insanlar mutlaka, herkesi eleştirenler olacaktır. Benim açımdan o kurumda hani belediyede çalışıyorum diye değil, insan olarak da çok sevdiğim, enerjisi çok yüksek olan bir kişi. Soner Çetin. Soner Bey. Soner Bey'le de evet birkaç defa ziyaretinde bulundum, tanıştım, görüştüm. Orada bir proje yapmıştık yine bağımlılıkla alakalı. Sahneye çıktığımızda sağ olsun orada da bizi yalnız bırakmadı, yanımızdaydı. Soner Bey çok mütevazi bir adam, çok gerçekten bir beyefendi. İnsanlara karşı konuşması, tavırları çok eğitimli bir adam zaten. O yüzden Soner Bey'i de çok seviyorum. Zeydan Bey, o pek fazla şeyin olmadı ama uzaktan gördüğün Zeydan Bey. O da bir Adanalı. Evet, yani o da tam bir Adanalı. Konuşması çok doğal, çok içten. Benim hani aldığım dönüşlerde ve gözlemlediğim kadarıyla gerçekten çok içten bir adam. Öyle ama çok hani bir tanışıklığım olmadığı için
Şu an çok yorum yapamıyorum. Mahmut Çelikcan. Çok onu da tanıştık. Tanışmadınız. Bilal Ulu da. O zaten o çok hem bizim de köylümüz. Öyle çok mi? Yani o taraflardanız. Evet. Aynı toprakların evet. insanıyız. Evet. O yönden de iletişimi de çok kuvvetli bir beyefendi. Gerçekten o da iyi bir belediyecidir. İnsanlarla özellikle kendi bölgesinde, Sarıçam bölgesinde güzel işler yapıyor. Ben bunun farkındayım. Hani şu zamana kadar gelmiş başkanlara göre Bilal Bey gerçekten hakkını veren bir kişi. Peki Yüksel Mert, objektif olalım ama lütfen. Yani programda olduğun için değil. Sizin şimdi insanların bir doktor gözüyle bilimsel insanların birbirine karşı evet. iletişimleri farklıdır. Yani belki sizi çok eleştirenler, belki antipatik bulanlar, belki çok sempatik Kesinlikle. Bulanlar olacaktır tabii ki. Ben kendi bakış açımda Aygül olarak baktığımda enerjiniz çok yüksek. Hani şuradan çıktığımda gerçekten keyifle çıkıyorum. Bir program yapacağım. Bir beyefendi var karşımda. Hadi yapalım çıkalım gibi değil. Evet. Size sohbet etmek, ara arada zaten size soruyorum nasılsınız diye. Canım benim. Sizinle görüşmek isteyen biriyim. Buradan anlamalısınız ki enerjiniz çok güzel. Diğer açıdan siz farklısınız. Canım ben buna farkındayım. Farklı olduğunuz için çok sorgulayıcı, çok araştırmayı seven, insanlarla çok iletişim kurmak isteyen, bazı noktalara basıp insanların aslında bir yerde, çünkü insanlar çok sorgulayabilen, çok cevaplar bulabilen kişiler değiller. Böyle olduğu için, sizi farklı buldukları için size karşı böyle bir cephe alabilirler ya da sizinle ilgili olumsuz eleştiriler yapabilirler. Evet canım Bunun benim. Bunun da farkındayım. Çok teşekkür ederim. Gerçekten çok büyük bir moral oldu benim için. Peki Sayın Kılıçdaroğlu, gördüğün kadarıyla nasıl bir lider, psikolojisi nasıl yani adamcağızın? Çok böyle inceleme şansım olmadı ama yorum yaparken şöyle söyleyeyim. Bence bir liderden bahsettik. Liderlik vasıfları vardır. Evet. Bazen orada dik durmak gerekiyor. Bazen orada özellikle siz Türk milletine, Türk Cumhuriyeti'nin insanlarına hükmet yani onların bir liderisiniz ve onların başında olan bir kişi olarak duruşunuzla, konuşmanızla, ses tonunuzla, hareketlerinizle bunu belli etmeniz gerekiyor. Ben maalesef Kılıçdaroğlu'nu bu yönden biraz şey buluyorum, daha pasif buluyorum. Yani şimdi baktığınız zaman, liderlerin özelliklerine baktığımız zaman Recep Tayyip Erdoğan gerçekten bir lider. Yani, ben o tam onu soracaktım. Hareketleriyle, tavırlarıyla, konuşmasıyla zaten kendisini Türk milletinin dışında evet. da diğer ülkelerde de kabul ettirmiş ve korkulan bir lider. Çünkü farkındalar, adam güçlü. Bunu bildikleri için çoğu insan da zaten ona karşı bunu yapıyor. Bence tam olmaz. Ama sevilen de bir lider. Çünkü Ziyaettin Yağcı'yla telefon görüşmesini sana dinlettim Kesinlikle Tayyip Bey'in. Sevim. Son derece insani, beşeri, insafi evet. Yani duyguları ön planda gerçekten. Kesinlikle öyle. Peki Ömer Çelik? Ömer Çelik'i de yine bir toplantıda, bir il teşkilatının toplantısında orada tanışma şansım olmuştu. Sadece orada bir konuşma şansım olmuştu. O da gerçekten işini çok eğitimli, işini hakkıyla yapabilen, çok zeki olduğu söyleniyor. Ben de zaten zamanında hazırladığı o demeçlerden ne kadar zeki olduğunu görebiliyoruz. Yani duruşuyla gerçekten, tavırlarıyla gerçekten bir siyasetçi. Gurur duyacağımız bir Adanalı Kesinlikle gerçekten. Öyle. Selam olsun. Peki şiddetin önüne nasıl geçebiliriz? Kısa kısa. Şiddetin önüne öncelikle okullarda bence bunu uzun süredir düşünüyorum. Ders kitaplarının arasına çocuklarla alakalı işte cinsiyetçiliğin olmadığı, cinsiyet ayrımlarının olmadığı, şiddetle alakalı onların anlayacağı bir dilde şiddetin ne kadar kötü olduğunu, bu düşünce kalıbını öğrenmemeleri açısından bir takım eğitimler verilmeli. Böyle dersler açılmalı diye düşünüyorum. Diğer açıdan da işte belki mutarlıklara ya da Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nün de işbirliği şeklinde küçük küçük böyle halkın gelebileceği, eğitim verileceği özellikle psikolojik şiddeti önlemek açısından bir takım eğitimlerin yapılması gerektiğini düşünüyorum. Kadınların ekonomik özgürlüğünün olmasından yanayım. Kız çocukları kesinlikle okumalı, bir mesleği eline almaları lazım. Bizim atalarımızın hani o sözü var ya, bileziğini altın bileziğini koluna evet. almaları gerekiyor. Bunlarla bence şiddetin önüne geçebileceğiz. Peki bir yine paylaşımında sevginin boşluğu madde ile sevginin boşluğunu madde ile doldurmayın. Uyuşturucuya hayır diyorsun. Kocaman bir hayır. Ben de aynen katılıyorum. Twitter'dan bunu paylaştım. Açalım. Neden uyuşturucuya hayır? Evet. Bu benim yazdığım bir proje. Bundan aslında 3 yıl önce, 4 yıl önce yazmıştım ve 2017'de bu projeyi Dernekler Daire Başkanlığı'yla, İçişleri Bakanlığı'yla yaptık. Burada 40 bağımlı almıştık. 40 bağımlıyla birlikte işte onların tekrardan toplum adaptasyonlarını sağlamak, tedavi terapi süreçlerini takip etmekle ilgili bir takım bir projeyi kapsıyordu. Ben genel anlamda madde bağımlılarıyla konuştuğumda şunu görmüştüm.
Çok sordum sebepleri ne olabilir diye. İşte arkadaş etkisi de olsa, ailenin problemleri de olsa, kişinin kendi işte bağımlılık şemasının bozukluğu da olsa hepsinin aslında bir takım sevgi boşluğundan dolayı o boşluğu doldurabilmek açısından maddeye başvurduğunu gördüm. Çocuk ailede mutlu bir yaşantısı olmamış, şiddet görmüş ya da işte baba yok, anne yok, var da yok. Bunları gördüğü için ne yapıyor? Arkadaştan, uyuşturucudan, çevreden bunları aramaya çalışıyor. Dışarıda da bu tarz tehlikelerle karşı karşıya kalıyor. Ya da kişi yaşamında örneğin ilişkisini bitiriyor. Bitirdiği zaman o unutamadığı için ne yapıyor? Beynini uyuşturabilmek, kendini uyuşturabilmek açısından uyuşturucuya başvuruyor. Bir ortama gidiyor, bir klapta ya da herhangi bir yerde eğlenecek özgüveni yok. Ne yapıyor? Maddeye başvuruyor. Bunların hepsinin aslında ortak bir sebebi kişiye karşı ilgilerimizle, sevgimizle onları dışlamak yerine verebileceğimiz gerçekten onlara inandığımızı ve topluma kazandırabildiğimizi gösterebilecek sevgimizle bu boşluğu doldurup onları bu uyuşturucu bataklığından kurtarabileceğimizi düşündüğüm için. Kesinlikle katılıyorum. Bir bilge diyor ki, kıblem sensin, yönüm sana dönerim, mihrabımdır kaşların arası. İnsanı merkeze koyuyor ve o insana, sevgilisine herhalde söylüyor. Kıblem sensin, yani yöneldiğim nokta, yönüm sana dönerim, mihrabımdır. Namaz kılınan mihrap var ya, imamın durduğu. Evet. Mihrabımdır kaşların arası diyor. Efendim ben Aygül'le konuşurken, Aygül nasılsın, iyi misin, şöyle yapsam. Bu ukalaca bir davranıştır. Gözünün içine bakacaksınız, insanı insan yerine koyacaksınız ama İnsan da yine bir başka bilgenin sözü bu da. Efendim diyor ki, kör olmayan gerek körün rehberi. Eğer kör olursa körün rehberi. Uçuruma yuvarlanmak mukadderdir. Kör bir rehber edinmektense herkes kendi bastonuyla yürümeli, düşerse ancak kendi düşmeli ve katlanmalı. İşte biz özgür ve özgün düşünce sahibi olmalıyız. Ne rai, ne muti, ne teba değil. Yani yurttaş olmalıyız Mustafa Kemal Atatürk'ün evet. deyimiyle. Bu konularda neler düşünüyorsun? Bir şey de var. Yine başka bir bilge diyor ki, bir noktaya getireceğim de bunu. İşte aç canavara karşı tahabbüp, yani sevgi gösterisi, merhametini değil, aç canavarın iştihasını açar, seni yer. Onunla kalmaz, diş ve tırnağının kirasını da ister. Yani karşında insan var, mesela beni bir sürü eleştiren insanlar var. Efendim, ben onlara yine sevgiyle, acaba burada hata mı yapıyorum? Seviye farkı var çünkü, algılayamıyor yani benim o erdemimi, onurumu. Bu noktada sosyopsikolojik olarak ne yapmalıyım, ne yapmalıyız? Evet. Anladın mı soruyu? Geçen tamam. bir yazı paylaşmıştım yine. Şu an tam olarak hatırlamıyorum ama şunu söylüyordu. Sizin diyor eğitim düzeyiniz ne olursa olsun, kişiliğiniz ve karakteriniz ne olursa olsun, siz diyor iletişim kurduğunuz, bölgenize göre iletişim kurduğunuz ve hayatınızdaki ortalama diyor 5 kişinin ortalamasıyız değil mi? Harika yani ya. Yani burada evet. Siz istediğiniz kadar kendinizi geliştirmiş olun, istediğiniz kadar bir kişiye karşı o kişinin içerisindeki iyiliği çıkarmaya çalışın, o pozitif yönleri çıkarmaya çalışın. Evet. O kişinin bakış açısı kötülüklerle doluysa sizin yaptığınız şeylerin bir anlamı olmayacak. Bu sefer siz de şey hissedeceksiniz. Ya ben sürekli iyilikle gidiyorum, sürekli onunla görüşmeye, konuşmaya, iyi olmaya çalışıyorum, onu değiştirmeye çalışıyorum diye düşüneceksiniz ama karşı taraf aynı. Ve karşı taraf sizin o anki durumunuzu gördüğünde ne yapacak? Savunma mekanizmalarını alıp belki tırnaklarını daha çok çıkartacak. Aynen. Belki size daha çok zarar vermek isteyecek. Aynen. O yüzden ben şunu söylüyorum, ailelerimizin dışında, işte anne baba, kardeşlerin, eşimizin, yani hayatımızdan çıkartamayacağımız diyeyim, insanların dışında bize zarar verebilecek her kim varsa hayatınızdan çıkartın. Bir daha bu yaşlara, bir daha bu yıllara, bu zamanlara gelmeyeceğiz. Canım o yüzden benim. Hemen hayatımızdan çıkartıp hayatımıza öyle devam etmemiz gerekiyor. Vallahi yani gerçekten çok şeyler öğrendim. Aygül, arada böyle bir konuk alalım seni ya. Vallahi çok şeyler öğreniyorum, çok müstefid oluyorum, çok mutlu sen. Oluyorum gerçekten. Aşk senin zihninde bir cümleyle nasıl anlaşılır, ne anlamı var? Organik olanı mı söylüyorsunuz? Yok, ben tam böyle, çünkü böceklerde, sineklerde de var o. Ben şeyi ortodoks aşkı soruyorum. Aşk, evet. Çok değişik bir duygu. Canım. Kendim olarak açıklayacak olursam, yani aşkın kimyasını açıklayacak olursak, dopaminin, serotoninin yükselmesi biyolojik olarak evet. ve geçici bir durum. Yani bir şeye karşı anlamlandırdığınız bir şey var. Sizin içerinizde size heyecan
heyecan dolu durumları veren bir şey var. Evet. Ve geçici olacak bir duygu. Kalıcı bir şey değil. Hiçbir duygu kalıcı değil. Buradan evet. baktığımızda. Hı-hı. Ama benim açımdan baktığımızda aşk bir insanı gençleştiren, gerçekten hayata tutunduran bir şey. Hayatınızda aşk yoksa bir şeye karşı annenize, babanıza, belki sevdiğiniz kişiye, işinize karşı aşkınız ve bağlılığınız yoksa gerçekten hayattan zevk almanız ya da diğer duyguları da beraberinde. Hı-hı. Çünkü aşk dediğiniz zaman heyecan da yanında gelir. Evet. Belki duygusal çökkünlük de gelecek. Hayatta bütün duygular var. Zaten tek düze bir şey yaşamamız gerekiyor. O yüzden bence güzel bir duygu olması gerekir. Ama İnşallah doğru insan. En çok tuttuğum geçici, ondan sonra ne olacak sorusu çok önemli. Ben de bunu zaten bu sorunun cevabını bekliyordum. Yani ondan sonra ne olacak? O zaman gelip geçici şeylere çok fazla takılmayacağız. Kalıcı, entelektüel, evet. renkli, muhabbete dayalı bir aşk. Ve kesinlikle. Ömür boyu sürecek bir aşk. Seviyeli bir aşk. Şunu kesin olarak söylüyoruz ki aşkın kimyasında dedik ya, hani bir fizyolojik olarak baktığımızda, psikolojik olarak baktığımızda bir dopamin seviyesinin ve serotoninin yükselmesi. Evet. Şimdi bu olduğu zaman bu seviye her zaman yüksek kalmayacak. Ya da şuradaki olan seviyenizi bir kişiyle birlikte buraya çıkardığınızda ilerleyen zamanlarda burada düşme yaşayacaksınız. Başlangıç noktasına geldiğinizde bu kişi hayatınızdan çıktığında ne olacak? Daha da eksilere düşmüş olacaksınız. Bunun da olacağını bile bile, yani o kişiyi tamamen onsuz yaşanmaz gibi kodladığınız tabii, zaman yanlış oluyor. Bu sefer siz gittiği zaman ya da siz gitmek zorunda kaldığınız zaman maalesef psikolojik olarak tahribatlara yol açabiliyor. Evet, o olarak kalsın, sen olarak kal, ben olarak kalayım ama yaşam bütün renkleriyle, bütün güzelliğiyle devam etsin. Sadakat bir cümle. Sadakat olmazsa olmaz. Hayatımda çok. Her şeyden önce gelir. Bir insana karşı güven duygusu olmazsa olmaz. Çünkü insan dünyaya geldiği andan itibaren bir belirlilik ve güven içerisinde olmak ister. Herkese karşı değil mi? O yüzden bir ilişkideki olmazsa olmaz şey. Vefa. Vefa. Gönülden gönüle bir köprü. Ana. Can gibi. Baba. Bu da işte adamım. Yani onlar çok başka zaten. Anne baba konusunda şu an. Hoş geldin, sefa geldin. Ayağına sağlık, yüreğine sağlık. Son cümlelerin. Evet, bizlere karşı bir psikolog olarak şunu söylemem gerekiyor. Bizlere karşı toplumda hala değişmeyen tabular var, önyargılar var. Kişiler psikolojik problemlerini kendileri çözmeye çalışabiliyor. Ya da kitaplar okuyarak, internetten araştırarak, arkadaşıyla sohbet ederek çözmeye çalışıyor. Bu kalıcı bir yöntem değil. Biz Adana'da faaliyet gösteriyoruz. Bence kendi problemleriyle alakalı şiddet, ayrılık, aldatma, psikopatolojik vakalar, uyku bozuklukları her ne olursa olsun mutlaka bir uzmana başvursunlar. Bundan utanmasınlar. Bir kişi gözü için ya da işte kalbi için nasıl bir hekime gidiyorsa psikolojik olarak rahatsızlığı için de mutlaka başvurması gerekiyor. Diye düşünüyorsun. Çok evet. teşekkür ediyorum. Evet, insan demek eksi hata demektir. Efendim Aygül Hanım'dan çok müstefid oldum. Onu tekrar tekrar aramızda görmek istiyorum efendim. Sizlerin bilgilenmesi için ben bunu düşünüyorum. Biraz sonra saat 14'te efendim Sayın Selahattin Sekin, ben Deniz Yükselmert ve Bayazıt'ın moderatörlüğündeki gündem programında birlikte olmak ümit ve duasıyla hepinizi Doktor Aygül Kılıç Hanımefendi ile birlikte şöyle biraz sallayalım. Alemlerin Rabbi olan Allah'a emanet ediyoruz. Ya Aygül'ün elini göstermedin kardeşim ya. Bir el sallasana abla. Ha canım ha. Şurada bakalım. Teşekkürler, sağ olasın.